medya haberde gündemle karşınızdayız. 15 Ağustos'u özellikle 1984'te Eruh ve Şemdinli baskınıyla birlikte ortaya çıkan sonuçları, tabii öncesini de özellikle dönemin koşullarını da konuşacağız. Ama günümüze yansımalarını da konuşacağız. İki değerli konuğum var. Fuat Kaf, siyasetçi yazar arkadaşımız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Skype yaptığımızda da Sara Aktaş olacak, gazeteci yazar arkadaşımız. Siz de hoş geldiniz Sara arkadaşım. Merhabalar, yayınlar. Teşekkürler. Biz hemen stüdyodan başlayalım. Biraz da dönemi daha iyi hatırlaması itibariyle Sayın Fuat Kav'dan soralım. Özellikle 15 Ağustos'u konuşacağız ama 15 Ağustos hangi koşullarda ortaya çıktı? Türkiye'de bir darbe vardı. 12 Eylül darbesi halkların başına karabasan gibi çökmüştü. Hem o koşulları bize hatırlatsanız hem 15 Ağustos'a gelinen dönemde Kürt hareketinin özellikle de PKK'nın yaptıklarını bize biraz hatırlatma babında da olsa izleyicilerimize aktarsanız iyi olur. Ben özellikle şunu vurgulamak isterim. Genellikle yanlış bir algılama ortaya çıkıyor. Yani sanki 15 Ağustos atılımı 12 Eylül'e karşı gerçekleştiren bir hamle gibi ya da bir atılım gibi algılanıyor. Bunu bence biraz düzeltmeye ihtiyaç var. Çünkü yani gerilla mücadelesi ya da Kürdistan'da özgürlük mücadelesinin sadece 12 Eylül'e dönük gerçekleştirilen bir eylem, bir mücadele değildir. Biliyoruz yani Kürdistan sömürge bir ülke. Dolayısıyla zaman zaman belki kaba şiddet ya da kaba uygulamalar öne çıkmış olabilir değişik zamanlarda, değişik dönemlerde. Ama genel olarak sömürge konumunda olan Kürdistan halkının üzerinde sürekli şiddet, sürekli inkar, sürekli kültürü, yaşamı bir anlamda yasaklayan bir ülke konumundaydı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 1984'e kadar, hatta 12 Eylül'e kadar diyelim ya da 12 Eylül'le bağlantılı olarak da ele alıp değerlendirebiliriz. Genel olarak işte Kürt ulusunu inkar eden, Kürt halkını inkar eden, Kürt yaşamını yasaklayan, kültürünü, dilini yasaklayan, Kürtleri sürekli horlayan, yani sonuçta bir halkın ve bir ulusun inkarı burada söz konusu. Tabii böyle olunca doğal olarak Kürtlerin de kendisini bir biçimde örgütleyecek, değerlendirecek bu süreci ve ona uygun olarak mücadele biçimlerini gündeme sokacaklardır. Yani 12 Eylül'den önce örneğin işte yani 1970'ten sonra başlayan PKK'nin kendisini örgütlendirmesi 84'e geldiğinde çeşitli aşamalardan geçmiştir. İşte önce ideolojik mücadele olarak kendisini ele alıp değerlendirmiş. Daha sonra politik mücadeleyi bunun eksenine oturtmuş. Ardından da örgütsel yapısını tamamladıktan sonra da 1984 yılında 15 Ağustos'la başka bir mücadele aşamasına, başka bir mücadele biçimine geçmiştir. Tabii 12 Eylül deyince de doğal olarak sizin sorunuza da daha özel olarak biz cevap vermeye ihtiyaç var. Aslında Kürdistan'ın yeniden sömürgeleştirilmesi anlamına geliyor. Kürdistan zaten sömürgedir ama 12 Eylül'le birlikte Kürdistan tamamen yeniden işgal edilmiş gibi bir askeri güç, bir askeri irade kendisini tamamen dayattı. Dayatmasının nedeni de elbette ki yine aslında Kürdistan'da gelişen özgürlük mücadelesiydi. Türkiye'de gelişen devrimci hareketlerdi. Ve Orta Doğu'da gelişen uluslararası politik, ekonomik krizin giderek derinleştirilmesiydi. 12 Eylül'ün esas gelişim nedeni. 12 Eylül olunca da doğal olarak şunu, mesela Kenan Evren'i hatırlıyorsunuz. Yani daha doğrusu derlenmesi şunu demişti. İşte Güneydoğu Anadolu bölgesi, onun deyimine söylüyorum, tamamen elimizden çıkmış, ordumuz ve polisimiz oraya giremeyecek kadar alanlar kurtarılmış ve bunu yapan da işte PKK olduğunu söylemiştir. Bunu kendisi o dönemde, 12 Eylül dönemindeki konuşmasında bunu söylemişti. Ardında anılarında işte bunu yazmıştı. Bunu şunu demek istiyorum aslında. 12 Eylül'ün nedeni de aslında Kürdistan'da gelişen ulusal kurtuluş mücadelesiydi. Ya da nedenlerinden bir tanesi buydu. Ya da en önemli nedeni. En önemli nedenlerinden bir tanesi buydu. O açıdan biliyoruz. Yani neredeyse il il, ilçe ilçe, kasaba kasaba, köy köy tamamen askeri güç tarafından
yeniden işgal edilerek operasyonlarla, işkenceyle, köylülerin işte işkence köy meydanlarından dayaktan geçirilmesi, kadınların çırpıklarla soyulması hatırlıyoruz ve biliyoruz o süreci. Bu olunca da doğal olarak Kürdistan'ı işte sindirmek istedi, Kürt halkını sindirmek istedi. Buna karşı sadece de demin anlattığım üç aşamadan sonra, yani ikinci aşamadan sonra, üçüncü aşama olarak 15 Ağustos atılımı gerçekleşti. Onu belki biraz sonra tartışırız. Işte. Konuşuruz. Ama tekrar özellikle vurgulamak isterim. Yani genellikle o öyle oluyor, soruluyor ya da bu temelde bir gündeme geliyor. Yani sanki gerilla mücadelesi ya da PKK'nın mücadelesi 12 Eylül'ün şiddetinden kaynaklanan, bunun cezaevi süreci var tabi biliyoruz. İsterseniz onun da bir iki cümleyle izah edin. Bir iki söz söyleseniz iyi olur. Yani dışarıdaki... Ama şöyle de bir gerçeklik var. Yani 38'de son Kürt isyanı Dersim'de bastırıldıktan sonra, Cumhuriyet tarihinden sonra, Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk silahlı ayaklanma, ilk sömürgeciliğe kurşunda 1984-15 Ağustos. Doğru. Yani dolayısıyla 12 Eylül'den sonra çıkmış olması 12 Eylül'de tepki olarak çıktığı anlamına gelmez ama sömürgeciliğe karşı mücadelede de yeni bir aşamaya geçiştir. Elbette. Yani sadece ben şunu demek istedim. Sadece askeri güce karşı gerçekleştirilen bir eylem değil, sıkılan ilk kurşun değil. Tamamen sömürgeciliğe karşı sıkılan bir kurşun olarak değerlendirilmesi. Cezaevi açısından da iki cümlelik biliyorsun. Buyurun. Dışarıda tamamen ablukaya altına alınmıştı. Kasabalar, şehirler, köylüler tamamen işkenceden geçirilen bir süreçti. Devrimci hareketler geri çekme süreci yaşandı. Özellikle PKK'nın kendisini geri çekme sürecini yaşattı. Türkiye'deki devrimci hareket tamamen yenildi. Kürdistan'daki diğer gruplar o askeri şiddet karşısında, junta karşısında fazla varlık gösteremedi. Bazıları geri çekildi, tamamen içeri alınanlar oldu. Sıra deyim yerindeyse cezaevlerine gelmişti. Cezaevlerinde biliyoruz yani devrimci hareketlerin en gözde insanları, en önde gelen insanları, en bilinçli olan, en iradeli olan insanları cezaevinde alındığı bir dönem olarak da görüyoruz. Junta'nın genel yaklaşımı ya da Türk sömürgecinin genel yaklaşımı ne oldu? Ben devrimci hareketleri bitirdim. PKK'yı tamamen sildim. İşte Kürdistan'daki diğer güçler de zaten bir kısmı içeri alındı, bir kısmı yenildi. O zaman içeridekileri de teslim alırsam o zaman süreç bitmiş olur. Ya da 12 Eylül'ün geliş amacı tamamen hedefine ulaşmış olur. Bu nedenle de zindanlara özellikle yöneldi. Mesela Türkiye'de Mamak, Ankara'da Mamak, İstanbul'da işte Metris, Diyarbakır'da da ya da Kürdistan'da da Diyarbakır cezaevi tamamen böyle bir sindirme, ihanet ettirme, teslim alma politikası uygulandı. Bunun için işte çok kez konuşuldu, tartışıldı. Dünyada belki çok az gördüğümüz ya da rastladığımız bir işkence sistemi gündeme geldi ve bunun amacı da teslim almaydı. Tüm bunları işte bir araya getirdiğimizde doğal olarak işte ideolojik mücadelenin ardında politik mücadele, ardında da askeri mücadelenin kendisini doğal olarak ortaya çıkmış olduğunu yani. Görebiliriz. Yani. Peki, Sarı Arkadaş'la devam edelim. Sarı Arkadaş'la da biraz aslında o dönemde ve şimdiye kadar da geniş bir kesim 1984-15 Ağustos'un Kürt Özgürlük Mücadelesi'nde bir milat olduğunu söyler. Elbet siz o yıllarda belki siyasetçi değildiniz, gençtiniz, öğrenciydiniz. Belki de ilkokuldaydınız, ortaokuldaydınız bilmiyorum ama o günden bugüne de doğrusu içinde yaşadığınız bir mücadele döneminden söz ediyoruz. Bu miladı siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani sadece silahlı mücadele açısından mı bir milat yoksa farklı nedenleri de var mı bunun? Ondan sonra ayrıntılarıyla etkilerini de konuşuruz elbet. Evet, öncelikle ben 15 Ağustos direniş atılımını halkımıza mümkün kılan bütün devrimcileri ve bunun için mücadele eden, şehit düşen bütün yoldaşları burada saygıyla bir kez daha minnetle anmak istiyorum. Hakikaten 15 Ağustos atılımı aslında Kürt halkının tarihinde sadece klasik bir işte işgalci güçlere karşı bir silahlı mücadele kararını ifade etmiyor. Bunu da içeren fakat her şeyden önce varlığı yok sayılan bir halkın yani tarihsel özneler olarak ortaya çıkması ve yeniden varlığını kanıtlama mücadelesinin miladı olarak ifade ediliyor. Hı hı. Ya da işte Frantz Fanon'un deyimiyle
yaşayan ölüler topluluğunun kendi dirilişini yeniden sağlaması olarak da ifade edilebilir. Hakikaten biraz önce Fuat arkadaş da ifade etti. Yani biraz aslında sömürgeciliğin Kürdistan'da çok derin etkileri söz konusu. İşte Fras Fanon aslında biraz bunun üzerine çok derin çözümlemeler yapıyor. İlk kurşun olma teorisi biraz buna dayanıyor. Yani sömürgeleşmiş halkların sömürgeleşmiş ülkelerde aslında çok derin sömürgeci uygulamalar, katliamlar, baskı, zor, zulüm aygıtları o kadar derin bir etki yaratıyor ki sadece o halkın tutsak edilmesi, sömürülmesi değil, fiziksel anlamda ülkelerinin işgali değil, aynı zamanda o halkın bireylerinin kendilerinde de çok derin ruhsal çöküntü ve yabancılaşma yaratıyor diye tespiti var. Yani bir tezi var, yeryüzünün lanetlileri olarak da bunu teorize ediyor. Yani bu anlamda diyor ki eğer sömürgeleşmiş halk içerisinde bir örgüt, kişi ya da işte herhangi bir politik özne bu ilk kurşunu sıktığında aslında iki yere sıkmış oluyor. Bir, o ülkeyi ve halkı sömürgeleştiren güce sıkıyor. Ama esasında çok daha önemlisi diyor, o sömürgeleştirilmiş o ruhsal çöküntüye sıkıyor diyor yani. Oradaki korkuya sıkıyor, oradaki işte umutsuzluğa sıkıyor, oradaki cesaretsizliğe sıkıyor. Oradaki ölmüş yaşayan canlı olma pozisyona sıkıyor diyor. İşte tam da 15 Ağustos bana göre hakikaten de ilk kurşun olması, ilk kurşun teorisi de buna dayanıyor. Aslında Kürdistan'da o derinleşen sömürge ruhuna, o korkuya, o işte artık her şey bitti, o Ağrı isyanı sonrası işte Ağrı Dağı'nda ki şey gibi, tabela gibi Mayel Kürdistan burada meftundur deyip işte üzerine betonu döktük dedikleri yaklaşımdan çıkmadır yani. Hani o betonun kırılması anlamına geliyor. Yani bu anlamda tabii ki sadece klasik bir silahlı mücadele kararı olarak anlam kazanmıyor Kürt halkının tarihinde. Bundan daha çok aslında işte tam da o ölmüş ruha, o tamamen döndürülmüş umutlara üstüne beton dökülmüş, varlığı yok sayılmış, kendi varlığını inkar eden noktaya gelmiş bir halkın yeniden kendini var etme kararlılığı olarak öne çıkıyor. Yani bu anlamda bu sadece askeri bir karar değil. Aynı zamanda aslında yeni bir yaşamın kararı oluyor. Yeni bir toplumsallığın kararı oluyor. Yeni bir tarihin kararı oluyor. Tarihini yeniden yazmanın kararı oluyor. Yani bu anlamda elbette 15 Ağustos atılımı Kürt halkı açısından yeni bir tarihin yazılmaya başlanması, yeni bir tarihin oluşturulmaya başlandığının aslında miladıdır demek kesinlikle yerini bulur. Yani bununla birlikte tabii ki toplumsal anlamda yarattığı etkiler kadar halk üzerinde çok büyük bir dönüştürücü etki de bulunma durumu var. Bu etkileri tek tek konuşalım isterseniz. Bir başlıkta hepsini tüketmeyelim. Çünkü çok ciddi bir süreci konuşuyoruz. Etkilerle ilgili de konuşacağız ama hem kadın boyutuyla hem toplum boyutuyla. Müsaade ederseniz Sayın Fuat Kavla devam etmek istiyorum. Özellikle 1984'ten günümüze bu mücadelede, Kürt özgürlük mücadelesinde nereden nereye gelindi? Yani söz ettiniz, Sayın Sara Aktaş da söyledi nasıl bir milat olduğuna, dönem koşulları da anlattınız ama o günden bugüne Kürt özgürlük mücadelesi nereden nereye geldi bu milatla birlikte, bu ilk kurşunla birlikte? Aslında şöyle ifade edeyim, yani ölüler topluluğundan büyük bir diriliş topluluğuna dönüş sağlayan bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Zaten adı üzerine aslında diriliş süreci, diriliş bayramı olarak da değerlendiriyor ki öyledir. Biliyoruz yani Kürdistan'da sadece değil, yani tarihte zorun rolundan hep bahsederdik yani. İşte ya da sömürge ülkelerinin kendi kurtuluş mücadelesinde nasıl kendisini ifade edebilir, nasıl kendini kurtarabilir? İşte sömürgeciliğe yalvararak, sömürgeciliğe işte dilekçe yazarak, sömürgeciliğe işte benim hakkım ver, yeter artık demekle sonuç alınmayacağını tarih belki yüzlerce kez bize
kanıtlamış yani bize söylemiştir. O zaman ne olması gerekiyor? İşte sömürge halkların da kendi hakkını almak için, kendini yeniden diriltmek için, kendini yeniden ifade etmek için ya da işte o özgür topluluklar düzeyine ulaşabilmek için doğal olarak kendisini örgütlemesi gerekiyor. İşte o aslında 84-15 Ağustos atılımı en büyük düzeyde kendisini örgütleme etme ifadesidir. Yani önceki süreçte elbette ki o ideoloji dönemdeki de bir örgütsel süreçti. Politik süreç de kendisini örgütsel olarak ifade eden bir dönem olarak da ifade edebilir. Ama en büyük dirilişi sağlayan, en büyük halkın bilincini dirilten, benim dedirebilen ya da içindeki karakolları yıkan, korkuyu yerle bir eden en büyük örgütleme atılımı 15 Ağustos atılımı olduğunu biliyoruz. İşte hemen atılımla birlikte mesela işte şöyle diyeyim, biz o zaman cezaevindeydik. Yani büyük bir moral bozukluğu demeyeyim ama ben şey açısından söylüyorum. Yani nasıl bir etki yarattığı açısından söylüyorum. Ya da o günden bugün nasıl geldiğini genelde işte bir süreç. Bir de en seçkin devrimcilerin olduğu bir alan yani sonuçta. 15 Ağustos atılımının atıldığını televizyonda biz görür görmez ya da işte haber olarak sunulmaz. Yani bize bile yani düşün diyelim ki hep belli düzeyde olan, bilinci olan bu mücadelenin en önde yer alan topluluktuk yani o dönemde. Bize yeniden bir ruh verdi aslında. Yani o Diyarbakır cezaevindeydik o dönemde. Yeniden bir ruh kazandırdı. Sonuçta bize bu kadar bir ruh kazandırdığına göre, bilinç oluşturduğuna göre, aramızdaki ilişkiyi yeniden biçim kazandırdığına göre, işte o toplumun kendisi ya da Kürdistan'ın halkının kendisi tamamen kendisini yeniden ifade eden, yeniden örgütleyen, yeniden bilinçlendiren, ben de artık bir ulusum, bir halkım, benim de gücüm var, benim de bir kuvvetim var. Sadece hep birileri işte beni öldürecek, beni katliamlara sürükleyecek, beni yok edecek değil. Ben de kendimi savunabilecek düzeye geldim diyebilecek bir bilinç oluştu aslında. Biliyoruz yani o özellikle işte ilk kuruşunun anlamı Sararka söyledi. Bir de şu da var tabii. Sömürge insanın iş dünyasında büyük korkular yaratılıyor yani sömürgecilik tarafından. Deyim yerinde sonra hücre karakollar oluşturuluyor. Onu yıkmak, onu bertaraf etmek, bir askere karşı, bir polise karşı, bir memura karşı bile bir şeyler söylemek büyük bir cesaret gereklidir. Özellikle sömürge ülkenin insanında. Hı hı. İşte bir belediye memurunun karşısına gittiğinde, bir zabıtanın karşısına gittiğinde, bir faturanın ödemeye gittiğinde esas duruşa geçen bir topluluktan biz bahsediyoruz. Niye böyle? Çünkü savunmasızdır sonuçta. Hep vurulmuş, hep ezilmiş, hep horlanmış, hep korku dünyasına sürüklenmiş o insanlar. Şimdi böyle senin gücün, senin kuvvetin, bunlar da benim beni savunabilen insanlardır işte. Benim zorumu karşı tarafa karşı kullanan kesimlerdir. Ve dolayısıyla işte ben de demek ki bir şey yapabilirim düşüncesini oluşturuyor. O açıdan o kurşun önce aslında kendine sıkıyorsun. Yani iç dünyanda oluşan karakollara sıkıyorsun, korkuya sıkıyorsun, ezikliğine sıkıyorsun, çaresizliğine sıkıyorsun, ne yapabileceğini bilmezliğine sen sıkıyorsun. Ondan sonra da dinliyor işte siz karşı tarafa sıkmış oluyorsun. Bugün için o istenen etkiyi bırakmış mı mesela? Tabii. Değerlendirmeleriniz bazında dediğinizde. Yani Fehim arkadaş, toplum sonuçta örgütlendirdiğin oranda halklaşır yani. Örgütlendirmediğin bir toplum aslında siz adına halk deseniz de çok fazla bir şey ifade etmez yani. Kendini savunamaz, kendini örgütlemez, yürüyemez, düşünemez. Başkası adına hepsi kendini işte konumlandırır. Hı hı. Ama eğer siz örgütlendirilmişseniz o zaman gerçekten büyük bir yani atom bombası gibi olursunuz. 15 Ağustos atılımı en büyük örgütlenme biçimi olarak ortaya çıktı aslında. Yani zor diyelim ki ekseninde ortaya çıktı. Zor ekseninde ortaya çıktı. Ama Sarı Arkadaş'ın anlattığı biçimde bu zor sadece askeri bağlamda ortaya çıkmadı. O askeri güç, o işte zor ekseninde ortaya çıkan çeyrek sonuçta toplumu tamamen
etkiledi. Mesela son olarak şunu söyleyeyim ben bu konuda. Hep söylemek isterim ben. Agit arkadaş da o planlama yaparken tepede şunu diyor yani. İşte planlamasını bitiriyor, ondan sonra tepeden şeye bak, Eruh'a bakıyor. Diyor ey Eruh diyor. Bugüne kadar kimse seni bilmiyordu, tanımıyordu. Fakat yarından sonra dünyanın gündemine girmiş olacaksın. Evet. Bunu ne kadar örgütlenme bağlamında söylerseniz söylese çok fazla bir şey ifade etmez. Ama bunu ilk kurşunla yaparsanız ve bunu bir zor gücü, derinci zorun ekseninde evet. yaparsanız onun dediği gibi bir gün sonra bütün dünyanın gündemine girdi yani Erol. Peki. Sararıktaş'ın biraz önce tam siz o konulara girerken sözünüzü kestim ama doğrusu biraz daha detaylı konuşalım diye sözünüzü kestim. Buradan kadın özgürlük mücadelesi ile ilgili görüşlerinizi alarak devam etmek istiyorum. Özellikle kadın özgürlük mücadelesi açısından baktığınızda 15 Ağustos'un yansımaları nelerdir, etkileri nelerdir, bu konuyla ilgili neler söylenebilir? Evet, öncelikle 15 Ağustos'un biz toplumsal anlamda çok ciddi etkileri olduğunu ifade ettik. Tabii toplum söz konusu olduğunda belirleyici düzeyde öne çıkan yine kadınların mevcut konumu oluyor. Kadınların mevcut içinde olduğu o nesnel, objektif koşullar oluyor. Yani o açıdan aslında PKK hareketi ilk çıkış anından itibaren kadınlara mücadele zeminini açık bırakan bir hareket olarak şekilleniyor o koşullar içerisinde. Yani özellikle toplumun özgürlüğünün, toplumun kurtuluşunun, kadının kurtuluşundan geçtiği, kadının kurtuluşunun mümkün olduğu oranda toplumun özgürleşebileceği fikriyatı aslında ilk andan itibaren zaten mevcuttur. İlk kongresinde de kadın temsiline bu anlamda Sakine Cansız Yoldaş da yer alıyor. Kadın temsiline önem veriyor. Yine iç silahlı propaganda birlikleri içerisinde kadınlar yer alıyor. Yine yurt dışına çıkıştaki gruplar içerisinde 30'a yakın kadın yer alıyor. Ve ülkeye geri dönüşte de aslında Kuzey Kürdistan'a geri dönüşte de kadınlar bu gruplar içerisinde, geriye dönen gruplar içerisinde yer alıyorlar. Özellikle Botan'da çok ciddi bir pratik geliştiriyorlar. Yani direniş pratiği de geliştiriyorlar. Yani çok yoğunluklu bir katılım olmasa da henüz toplumsal cinsiyet ekseninde çok güçlü bir mücadele perspektifi oluşmamış olsa da aslında kadınları mücadele zeminine çeken bir durum söz konusudur. İşte o 15 Ağustos atılımı aslında bir noktada devletteki o cinsiyetçi, tekçi devlet şiddetine karşı da bir duruştur, bir kurşundur. Aynı zamanda şöyle bir özelliği var, feodalizme, işbirlikçiliğe, gericiliğe dönük bir kurşun olma özelliği taşıyor. Yani bir atılım olma özelliği taşıyor. Bu anlamda sadece işte o işgalci güçler değil, aslında iç gericiliğe karşı, feodalizme karşı, o biraz önce ifade ettiğimiz o sömürgeci ruha karşı da bir atılımı ifade ediyor. Bu anlamda elbette kadınlar toplum içerisinde en fazla ezilen kesimi teşkil ettiği için hem işte sömürgeci devlet şiddetine maruz kaldığı için hem toplumun kendi içindeki o feodal erkek egemen normlara, toplumsal geleneklere, göreneklere dayalı normlara, onların şiddetine maruz kaldığı için elbette ki bu atılım her şeyden önce kadınlar cephesinde çok büyük bir ruh yaratıyor, bir istek yaratıyor, bir cesaret yaratıyor ve gerilla katılımların daha yoğunluklu gelişmeye başladığına tanık oluyoruz ki 90'lara kadarki süreçte bu yoğunluk giderek artıyor ve 90'larda çok daha ayrı bir aşamaya, bir sıçrama durumu söz konusu. Yine özellikle 89-90 yıllarındaki halk serildanlarında gerilla kadınların öncülük etmesi durumu var. Toplum içerisinde kadınların bu etkiyi yaşaması toplum içerisinde özellikle o ruhun, gerilla ruhunun güçlenmesini beraberinde getiriyor. Yani demek istediğim aslında 15 Ağustos atılımı yani her ne kadar bir bütün Kürt halkı açısından yeni bir tarih yazımının başlangıcıysa aynı zamanda kadınlar için çok daha katmerli bir karanlıktan çıkışın,
başlangıcı oluyor. Bunun cesareti ediniliyor. Bunun ışığı görülüyor. Buna dönük bir buna bir akma, o ışığa akma durumu söz konusu oluyor. Yani 90'lara gelindiğinde aslında her alanda kadınların bu cesaretle, bu etkiyle katılımını güçlendirdiğine tanık oluyoruz. Yani kadınların artık gerillada güçlendiğine tanık oluyoruz. Gerillaya katılımların çok kitleselleşmeye başladığına tanık oluyoruz. Özellikle 90'lı yıllarla birlikte, ki 93 yılında zaten şey kararı alınıyor. Yani bir kadın ordulaşması kararı alınıyor. Elbette burada şunun altını çizmek gerekiyor. Yani biz kadın ordulaşması derken sadece işte gerilla bazında askeri birlikler oluşturmaktan bahsedilmiyor. Önder Apu'nun bu anlamda çok çarpıcı tespitleri var. Diyor, kadın ordulaşması sadece askeri birlikler, askeri anlamda bir ordulaşma değildir. Kadın ordulaşması işte kültürel bir ordulaşmadır, siyasal bir ordulaşmadır, ekonomik anlamda ordulaşmadır. Yani kadının kendisini her alanda irade sahibi kılması, güç sahibi kılması ve bunun garantisini, garantilemesi, garantörlüğünü sağlaması durumu olarak ele alıyor. Yani bu anlamda 93 yılıyla birlikte aslında yani kadınların gerilla alanındaki güçlenmesi, özellikle 92 Güney'de gerçekleşen savaşta işte Gülnaz Karataş, Beritan Yoldaş'ın işte komutanlığı, oradaki duruşu hakikaten kadın ordulaşmasında çok belirleyici bir etki yaratıyor. Ve bir ilan 93'ün sonunda kadın ordulaşması kararı ilanı açıklanıyor. Sonrasında işte 95 yılında Yejevek'e yani ilk yaş oluşturuluyor. İlk yaşla birlikte ilk kadın birlikleri oluşturulmaya başlanıyor. Ardından 2005'te işte KCB'nin konfederal sistemle birlikte Yejastar örgütlenmesi yaratılıyor. Yani bu anlamda kadınların kendi öz savunmasını güçlendirdiği, öz savunmasını yarattığı, ordulaştığı bir sürece yol açıyor. Yani bütün bunları biz hakikaten götürüp işte 15 Ağustos'taki o milada dayandırmak çok afaki değildir. Yani hani bunun bir temeli var. Bu anlamda aşama aşama çeşitli direniş aşamalarından geçerek oluşan, güçlenen ve kendisini irade haline getiren bir kadın gerçekliği söz konusu. Kürdistan koşullarında özellikle hem devlet şiddetine maruz kalan, hem toplumun feodal şiddetine maruz kalan, geleneksel normların şiddetine maruz kalan, evinden dışarıya adımını atamayan bir kadın gerçekliğinden direnen, savaşan, ordulaşan ve kendi özgürlüğünü garantileyen, kendi özgürlüğü için mücadele eden, o özgürlüğü özgürlüğü için aslında toplumun özgürlüğü için öncü haline gelen bir kadın gerçekliğine doğru gidişte işte tam da 15 Ağustos'un bu düzeyde bir etkisi, bir temel olma rolü oynadığını peki, rahatlıkla belirtebiliriz. Peki. Bu arada Beritan, Şehit Beritan'dan Gülnaz Karataş'tan bahsettiniz. Onun da babası bugün aldığımız habere göre dün hastanede yaşamını yitirmiş. Aileye de buradan başsağlığı dileyerek devam edelim. Tekrar stüdyodan devam edelim istiyorum. 15 Ağustos'u konuşuyoruz ama onun tabii Türkiye'ye de bir yansıması var. Ama özellikle de Türkiye'li devrimci yapılara bir yansıması var. Yani çok farklı tepkiler alındı o dönem. Ben de hatırlıyorum o dönemi. Siz cezaevindeydiniz o dönem. Diğer Türkiye'li devrimcilerle de yan yanaydınız belki, hem oradaki gözlemlerinizi ama aynı zamanda da bir siyasal gözlemci olarak Türkiye toplumuna dönük de etkilerini doğrusu nasıl değerlendirirsiniz? Onu da aslında sormak istiyorum. Tabii ben sadece yani Türkiye tabii biraz daha özgündür o bağlamda ele almaya ihtiyaç var. Ama 15 Ağustos hatırımı biliyoruz yani sadece Türkiye toplumu ya da Türkiye'deki devrimci hareketler değil. Aslında Orta Doğu'yu etkilen bir hamle onları olarak. Onları konuşacağız. Böyle adım yani adım ben gidelim aslında söylüyorum. Yani hani oradan bir giriş yapmak açısından söylüyorum. Yanımızdaydılar tabii. En iyileri yanımızdaydılar. En örgütlü olanları yanımızdaydılar. Onlar da bizimle birlikte direnmişlerdi. Belli bir düzeyleri de vardı. Tabii yani sonuçta çok büyük bir süreç geçmişti. 12 Eylül dönemi yaşanmış. 12 Eylül döneminde devrimci hareketler tamamen yenilmiş. Türkiye'deki devrimci hareketler bir anlamda ezilmiş. Geri kalanlar da içeri sokulmuştu. O güne kadar tabii
Onlar da PKK ile ilgili herhangi bir bağlantıları yoktu, ilişkileri yoktu. PKK gerçekten böyle bir kendiler gibi yenilmiş olabileceğini düşünüyorlardı, tartışıyorlardı kendi içerisinde. Dolayısıyla PKK'den ya da PKK öncülüklü bir 15 Ağustos atılımının yapılabileceği düşüncesi yoktu zaten. Aslında istersen anımı bir kısaca bir hani vurgulamak açısından o dönemi. Belki anıyı söylersiniz ama hatırladığım kadarıyla ben şunu da söyleyeyim. Herhalde sanırım 12 Eylül'den sonra özellikle Kürdistan'daki Ahmet'teki cezaevlerinde en fazla sayıda PKK'lı tutsak vardı. Yani 5000 civarında tutsak vardı, 4000 civarında herhalde PKK'liydi diye. Doğru. Yani 5000'e yakın vardı dediğiniz gibi işte 1000 civarında değişik kesimlerdi. 4000'e yakın daha çok PKK hareketinden davasından gelen insanlardı. Evet. Tabii biz de sonuçta 12 Eylül dönemi yaşamışız. Tamamen izolasyonu yaşamışız. Dışarıda hareket hangi düzeydedir, nedir, ne yapıyor, ne ediyor onu çok bilmiyoruz yani. Tamamen ilişki kopuk. Aileler, avukatlar ve benzeri onlar da zaten sonuçta dışarıdan herhangi bir haber, bilgi akışı sağlayamıyorlar. O açıdan 83 yılındaydı sanırım. 83 ya da 83'ün sonlarındaydı bir arkadaş yakalandı bizim yanımıza gelmişti. Yani tabii biz hep diyorduk işte arkadaşlar Orta Doğu'dadırlar. Hareket de Orta Doğu'dadır. Orada bir şeyler düşünüyorlar, planlama yapıyorlar ama nasıl olacak, nasıl kendisini yansıtacak pratiğe onu çok fazla farkında değildik tabii. Türkiye sol halkı zaten daha da farkında değildi. Bir arkadaş gelmişti, kısa bir bilgilendirme yapmıştı bize. Yapılan kısa bilgilendirmeyle bizim o andaki ya da o ana kadarki algımız arasında dağlar kadar fark oluştu yani. Yani hani biz işte dışarıda arkadaşlar içeri giremiyorlar, işte çok büyük bir sorun var, işte güvenlik sorunu var. 12 Eylül'ün yaratmış olduğu işte ortam, psikolojik ortam var. Fakat o arkadaşın verdiği bilgiler bizi gerçekten de çok daha farklı bir dünyaya götürdü. Yani. Neydi mesela? Dedi. Mesela şöyle, birinci konferansın, ikinci kongrenin gerçekleştirildiğini Orta Doğu'da, burada ülkeye dönüş kararı alındığını, ülkeye dönüş kararının işte belli aşamalarından bahsediyordu. İşte öncü grupların ülkeye geldiğini, keşifler yaptığını, dolayısıyla kısa sürede bir silahlı mücadelenin başlatılmanın olabileceğini söylüyordu o bilgilendirme raporunda. Biz tabii yani hani elbette ki arkadaşa inanacağız ama bizde oluşan algı acaba iyiydi. Hatta şunu da söylüyordu, geciktiğini şimdiye kadarki süreçte aslında hareketin başlatmış olması gerektiğini söylüyordu. Ben kısa bir zaman sonra zaten biz işte televizyonda ayrılıkçı güçlerin Eruh ve Şemdili'de silahlı baskınlar gerçekleştirdiğini, işte karakollar falan bastırdığını, işte o zaman kısa yine yanıltıcı bilgiler vermeye devam ediyordu. 2-3 gün sonra yazmışlardı. Evet, yani 15 Ağustos'ta değil, herhalde 17-18 Ağustos'ta yazmışlar. Doğru, he, yani 2-3 gün sonra da tabii. Onu söyledi tabii 2-3 günde diyor da biz 15 Ağustos olduğunu bilmiyordu ama 17-18'de falan veriyorlardı. Biz öyle önce tabii hepimiz yani şoka olmadık ama o arkadaşın vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve pratikte de gerçekten anlam bulduğunu söylenmişti. Yani en azından anladı böyle. Tabii o bizim üzerimize yaratılan demin ki etki gerçekten de hani aynı demin, etki mesela Türkiye'li devrimciler üzerinde yarattı mı? Demin anlattım ya bizi yeniden aslında yaratma hareketi olarak aralıp değerlendi. Türkiye devrimci hareketi de tabii onu algılaması, değerlendirmesi, analiz etmesi, gelişen mücadelenin hangi düzeyde olduğunu, işte bu bir gerilla hareketi olduğunu algılama düzeyinde ciddi bir yaklaşımları olmadı tabii doğal olarak yani olmadı yani o konuda. Onlar da sıradan belki bir iki eylemle ya da işte bir iki baskınla kendisini gösterip tekrar geri çekilebileceği düşüncesi daha çok hakimdi Türkiye'deki devrimci hareketler. Yani öyle düşünüyorlardı, öyle tartışıyorlardı. Ama tabii ki biz tartışıyorduk, bayağı tartışıyorduk yani. Hararetli tartışıyorduk. Gündemi sıcaklaştırdı yani. 12 Eylül öncesi tartışmaların aynısını ama çok daha böyle üst perdede, çünkü artık silahlı mücadele başlamış, gerilla mücadele başlamış. Dolayısıyla devlete karşı artık devrimci zor görünür kılınmış. O açıdan tartışmalarımız çoktu fakat çok fazla şeyde ikna edici değildiler. Kısa, saman alavi gibi yanıp sönebileceğini diye düşünüyorlardı. Zaman içerisinde tabii artık onlar da. Ama şu vardı tabii yani Türkiye'deki devrimci hareketlerin sosyal şöven etkileri, Kemalist eğilimler
gerçekten de hakim demeyelim ama çok derin bir biçimde etkileri vardı yani. Kendini gösteriyordu. Tabii kendisini hocam. Gösteriyordu. Sonuçta kendiler devrimci. Sonuçta önce onların başlatması gerekiyordu. Önce onların silahlı mücadele başlatması gerekiyordu. Önce onların öncülük etmesi gerekiyordu. Mantığı, anlayışı hiç beklemiyordu yani Kürdistan'daki gelişen hareketler. PKK'da hele beklemiyorlardı. Genelde biliyoruz yani hep Latin Amerika ekseninde düşünürlerdi, tartışırlardı. İşte Marx söylemiş, Engels söylemiş, Fidel Castro şunu demiş, Che Guevara şunu demiş. İşte Kuba'yı analiz ederlerdi, El Salvador'u analiz ederler, Rusya'yı, Çin'i, Arnavutlu'yu analiz ederlerdi. Fakat bir türlü Kürdistan'a geldiğinde biliyoruz ki takılıp kalıyorlardı. O anla da yani aslında 15 Ağustos'ta... Belki o zamanki temel yaklaşım da şuydu yani Kürdistan'da biz kurtaracağız, başkaları kurtaramaz. Kürdistan'ı kurtaracağız. Eğer siz ayrılmak isterseniz sonra ayrılırsınız, bakarız falan yargısı vardı. Buna da aynı baktılar yani. Aynı da bakıyorlar. Biliyoruz yani şimdi hala bile yani birçok devrimci hareket aslında bazıları bir kenara tabii bırakıyoruz doğal olarak. O dostlarıdır aynı zamanda. Kürdistan'daki halkın da dostlarıdır. Ama genel eğilim, genel yaklaşım henüz daha Kemalizm ve sosyalizm arınmış değildir yani. Belki sosyal... Hala da Kürt sorunu gündeme geldiğinde, PKK gündeme geldiğinde kendini geri çektiklerini biliyoruz. Belki o sosyal şöven çevrelerde falan ya da sosyal demokrat çevrelerin bir kısmında değişim olmadı ama diğerlerinde ciddi bir değişim var gibi. Doğru. En azından gözlenen o. Taşın toprağı etkiledi. Evet. Sarı Aktaş'la devam edelim. Fuat Aktaş özellikle Türkiye'li devrimciler üzerindeki etkilerini özetleyerek biraz da o zamanki yaşadıkları hali. O zamanki hali evet. üzerinden değerlendirdi ama o günden bugüne de giderek gelişen hatta stratejik bir hedefe dönüşen bir birleşik devrimci mücadeleden söz ediyoruz. Belki ilk yıllarda Orta Doğu sahasında Lübnan'da başlayan ama sonrasında ülke içinde tüm alanlara yansıyan bir birleşik devrimci mücadele. Siz bu sürece baktığınızda özellikle birleşik devrimci mücadelenin nereden nereye geldiğini nasıl aktarırsınız? Bu konuyla ilgili dikkat çekici başlıklar nelerdir sizce? Evet, ben şu noktada Fuat arkadaşa bir ek yapmak istiyorum. Aslında yani 15 Ağustos'un diğer sol hareketlere yansıması açısından örneğin 12 Eylül öncesi 78'de aslında Maraş katliamı gerçekleştiğinde çeşitli uyarılar yapılıyor. Yani işte darbenin gelebileceğine dönük, darbe olabileceğine dönük, işte bütün sol güçlerin aslında tedbir alması gerektiğine dönük. Fakat bu uyarılar çok dikkate alınmıyor Türkiye Sol Hareket cephesinden. Önder Apo'nun da bu yönde uyarıları gerçekleşiyor. Fakat çok dikkate alınmıyor ve bir tedbir de alınmıyor. Nitekim sonrasında aslında 12 Eylül darbesi gerçekten silindir gibi geçiyor Türkiye Sol Hareketi üzerinde. Çok derin etkiler bırakıyor. Yani neredeyse dışarıda tamamen bir ezme, geriye kalanlar, direnenler ve biraz işte buna karşı duranlar ya da işte mücadele etmek isteyenler ise ya katlediliyor ya da işte cezaevlerine konuluyor. Cezaevlerinde idamla yargılanıyorlar, idam ediliyorlar. Zaten öncesinde şeyi biliyoruz yani işte Kızıldere katliamı gerçekleşmiştir. Mahir Çayan ve arkadaşlarının katledilmesi, sonrasında işte Denizler'in idamı. Aslında orada öldürülen bir ruh var. Yani örneğin o ilk o devrimci hareketin bir ruhu var. Yani gerçekten Türk halkının kurtuluşunun, Kürt halklarının kurtuluşunun birbirine bağlı olduğuna dair yine o idam sehpalarında söylenen işte yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği sloganları aslında bir ruhun ifadesidir. Yani o dönemin gençliği açısından. Devrimci gençlik açısından. Fakat 12 Eylül darbesinin bu kadar derin bir etkisi oluyor. Zaten bir liderlik krizi de yaşanıyor yani Türkiye sol cephesinden. Böylesi bir durum söz konusu. Sonrasında bir kesim ise tam da işte o Kemalizmin derin etkilerini şovenist kesim dediğimiz aslında sol şovenizm dediğimiz bir kesim ise Fuat Aktaş'ın ifade ettiği gibi aslında Kürt yani o dönemki işte PKK'yı, APO'cu hareketi daha çok milliyetçi ve karşı devrimci olarak nitelendiriyorlar ve böyle de adlandırıyorlar. Bunu çeşitli yayın organlarında buna dönük makaleler yazıyorlar, yazılar yazıyorlar. Yani işte milliyetçi olarak görüyorlar, karşı devrimci olarak görüyorlar. Yani bu anlamda çok devrimci bir hareket olarak ele almıyorlar. Yani bunun yarattığı
sonuçlar var. Fakat 15 Ağustos'tan sonra bu yaklaşımın büyük oranda değişmesi durumu var. Bir kere geriye kalanların ezilmesi önünde de aslında büyük bir set oluşturuyor. Yani sol hareket açısından bu ezilmenin üzerine aslında bir direnişin mümkün olabileceği, yani silahlı bir mücadelenin mümkün olabileceğini Türkiye Sol Hareketi'ne de gösteriyor 15 Ağustos atılımı aslında. Bu anlamda bir umut yaratıyor, yani hani gerçekten bu kadar faşist bir devlete bu kadar işte tamamen darbeyle militarizmi hayatın her alanına hakim kılmış, toplumu ezmiş bir devlete karşı aslında silahlı bir mücadele olabilir fikriyatı aslında orada tabii ki sol hareketler üzerinde de çok etkili oluyor. Bununla birlikte aslında bir algı değişimi de var. Yani mesela birçok yayın organında işte tanıklıklardan okuduğumuz, duyduğumuz sonrasında işte o noktada bu algılar değişiyor. Yani bu milliyetçidirler algısı, işte sadece karşı devrimcidirler algısı değişmeye başlıyor. Adım adım değişmeye başlıyor. Bununla birlikte tam da sizin sorduğunuz soruya gelmek istiyordum. Yani o soru bağlamında aslında o işte Orta Doğu'ya çıkış sürecinde yani orada Filistin Kurtuluş Hareketi ile kurulan ilişkiler var. Yani mesela Lübnan sürecinde evet ilk devrimci güç birliği aslında orada oluşturuluyor. Yani ve hakikaten orada yer edinmek, orada kalıcılaşmak biraz oradaki o devrimci dayanışmayla mümkün oluyor. Yani o saldırılar sürecinde, işgal saldırıları sürecinde Filistinli direnişçilerle birlikte aslında işte gerillanın ortak hareket etmesi var. Orada ortak bir mücadele geliştirmesi durumu var. Bundan dolayı o Hevle kampı da zaten tespit ediliyor sonrasında gerillaya. Yani oradan başlayan bir fikriyat da var, bir yaklaşım da var. Yani devrimci güç birliği oluşturmanın, devrimci ittifaklar oluşturmanın işte sömürgeci güçler karşısında, işgalci güçler karşısında, faşist güçler karşısında ne kadar hayati olabileceği aslında ilk andan itibaren bir perspektif, bir strateji olarak bu hareketin önündedir. Ve Önder Apu'nun gerçekten bu noktada çok kapsayıcı ve çok geniş bir perspektiften bakma, öngörme, ileriyi görebilme yeteneği, gücü, öngörüsü, o vasıfları hakikaten etkili de oluyor. Elbette oradan başlayan bir süreç var. Zaten PKK'yı aslında o halkların kardeşliği çizgisine dayandıran, aslında o devrimci güç birliğine dayandıran bir yan vardır. Yani bu anlamda Mahirlerin, Çayanların mirasını devraldım demek aslında bir noktada o perspektifi başından itibaren kendi içinde taşıdığı anlamına geliyor. Elbette bunun etkileri zamanla büyük bir ısrarla aslında özellikle Bakur Kürdistan açısından, Türkiye cephesi açısından büyük bir ısrarla sürdürülmesini de beraberinde getiriyor. Çünkü özellikle Türkiye cephesinde sol hareketin gerçekten tarihsel handikapı diyebileceğimiz handikap bir aslında son tahlilde en nihayetinde baktığımızda o Kemalist etkileri aşamaması durumu. İkincisi halklaşamaması durumu, üçüncüsü kendi içerisinde güçlü bir güç birliği oluşturamaması sorunudur. Yani bu durum Türkiye Sosyalist Hareketi'nin tarih boyunca aslında etkili bir güç olamamasını, bir devrimci sinerji yaratamamasını hep beraberinde getirmiştir. İşte bunun aksine aslında bu dönemlerden itibaren Önder Apo'nun da böyle bir perspektiften yaklaşması durumu var. Israrla aslında bu hareketleri bir araya getirmeye çalışan, bu hareketlerle birlikte aslında bir ittifak oluşturmaya çalışan, ortak bir güç yaratmaya çalışan perspektifi başından itibaren aslında hayata geçirilmeye çalışılması durumu var. Zamanla tabii ki bunun için çok çeşitli girişimlerde de bulunuyor. Yani 90 sonrası özellikle yoğunlaşan girişimler var. 90 sonrasında bu yönlü çeşitli denemeler de var. Yani işte hatta bir işte hareket oluşturma, parti oluşturma çalışmaları da söz konusu oluyor ki Bakur'da özellikle işte en nihayetinde geldiğimiz aşamada hem halkların birleşik devrimci güçlerinin oluşturulması, ayrıca Türkiye cephesinde faşizme karşı güç birliğinin oluşturulması, yine bununla birlikte işte bir HDP fikriyatı bile aslında tamamen bu perspektifle yoğrulmuş, bu perspektiften gözünü alan bir yaklaşım oluyor.
Yani bütün bunlar aslında o yani faşizm karşısında, işgalci güçler karşısında, iktidar karşısında devrimci dinamikleri bir araya getirmeye çalışan bir perspektifin sonucudur diyebiliriz. Peki, çok teşekkürler. Devam edeceğiz etkilerini konuşmaya ama herhalde asıl büyük etkiyi Orta Doğu bölge halklarını özellikle yaptı. Somut anlamda belki 15 Ağustos'un pratik yönetsel anlayışını da bir şekliyle belki de Rojava'da gördük. Bu türden yorumlar çok yaygın olarak son dönemlerde, son 10 yılda özellikle yapılıyor. Siz ne dersiniz Orta Doğu'ya, bölgeye ama özellikle de Rojava'da yaşanan devrimsel sürece etkilerini değerlendirir? Tabii 15 Ağustos saatlerimi hani diyoruz bir toplumu yeniden inşa etti aslında. Mezardan çıkartıldı aslında. Dili verdi, kulağı verdi, göz verdi, düşünce yarattı. Yani bir insan işte nasıl yeniden yaratılıyor? Toplum da öyle yaratıldı. Tabii doğal olarak Kürdistan dört parça bölünmüş bir halk gerçekliği söz konusu Kürdistan'da. Her halkın, her parçanın bulunduğu devletler var, yerler var. İşte İran'dır, Irak'tır. Yani daha doğrusu Orta Doğu'nun göbeğinde olan, Orta Doğu'nun tam merkezinde olan bir Kürdistan var. Her parçada, herhangi bir parçada başlatılan bir mücadele diğer parçayı da doğal olarak çok ciddi düzeyde etkileyecektir. Hele hele bu kuzey parçası olunca, yani çok daha büyük olan, nüfusu da güçlü olan, hareketin de kendisi güçlü olan, ideolojik olarak çok daha derin olan, kendisini bir gerilla ordusuna dönüştüren, sadece o da değil. İşte mesela diyoruz ya değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Demek politik olarak bir halk gerçekliğine yarattı. Kültürel alanda çok ciddi etkiler ortaya çıktı. Dil olarak kendisini yeniden yapılandırdı. Yaşamı yeniden inşa etti. İşte biraz önce Sarı arkadaşlar sorduğunuz kadın hareketinin özellikle, ama özellikle kadın hareketini örgütlendirilen, yön veren, onun ideolojisini, onun örgütünü, onun ordusunu, onun siyasal yapısını, onun kültürel yapısını oluşturan bir hareketten tabii biz bahsediyoruz. Şimdi böyle olunca doğal olarak İran'ı etkileyecek, Suriye etkileyecek, Irak'ı etkileyecek, ki etkiledi, Arapları etkileyecek. İşte demin vurguladık ama ilk başlangıç itibariyle Türkiye Sol Hareketi'nden biz bahsettik. Türkiye toplumu doğal olarak etkileyecek, demokratı etkileyecek, aydını, yazarı. İşte biliyoruz eskiden sosyal şöven konumunda olan Kürt sorunu dediğin zaman çok büyük bir kuşkuyla bakan, araya mesafe koymak isteyen birçok değerli aydınlar, sanatçılar bu anlamda olumlu yönde etkilendi. Tabii yani sonuçta Orta Doğu'yu etkilen bir hareket oldu. Yani olumsuz anlamda da Kürdistan'da gelişen süreç Orta Doğu'yu etkileyecek. Olumlu anlamda da Orta Doğu'yu etkileyecek. 50 bine yakın bir nüfusu olan ve bu nüfus yeni yeni politik sürece dahil olan, kültürünü yeniden yaşatmak isteyen, dilini yeniden yaşatmak isteyen ve dünyada özellikle gördüğü halkları kendisinde aynı düzeyde yaşamak isteyen bir halk gerçekliği olunca Orta Doğu'yu bu anlamda etkiledi. En somut olarak etkilen nokta nedir? Bana göre Arap kitlesidir. Sadece Kürtleri etkilemedi. Niye mesele ortaya çıkıyor? Belki Rojava devriminden önce görünür kılınabilecek bir ortam oluşmamış olabilirdi yani o dönemde. Hı-hı. Hani sen işte 15 Ağustos atılımı ya da PKK'nın geliştirmiş olduğu mücadele işte Arapları nasıl etkiledi? Hani nerede görünür kılma anlamda belki bazı sorunlar yaşadı ama özellikle nasıl görünür hale geldi? Rojava devrimiyle birlikte görünür hale geldi. Rojava devrimiyle birlikte sadece Kürtler görünür kılınmadı. Kürtler sadece devrim yapmadı. En çok Arapları etkiledi. Gerçekten de Arapları etkiledi. Mesela Arap yazarları, Arap aydınları PKK hareketini çok yakında özellikle takip etti, izledi. İşte Başkan Afon'un özellikle analizlerini, değerlendirilen paradigmasını çok yakında takip etti, değerlendirdi. Niye öyle yaptı? Çünkü sonuçta ezilen bir toplum. Yani Araplar da ezilen bir toplum. Belki şeyhleri, petrol kralları falan şu var ama sonuçta toplum olarak yani olumsuz bir konumda olan, özellikle kadın en çok fazla özgürlüğe ihtiyaç duyulan bir toplumsal yapıdır. O açıdan 15 Ağustos atılımı işte büyüyünce, gelişince, bir orduya dönüşünce
Onun etkisi de doğal olarak gelişte. Benim özellikle dikkat çekmek istediğim şey şu. Kuşkusuz siz de değindiniz ama daha açmanız için soruyorum. Yani 15 Ağustos askeri bir yaklaşım olarak öne çıktı. Ama sonuçta 2011 Rojava, 2012 Rojava devrimiyle birlikte, 19 Temmuz'la birlikte bir yönetsel sürece dönüştü ve orada diğer toplumsal kesimlerle, Ermeni, Asuri, Süryani, Arap'la birlikte farklı bir mecraya, yani siyasal yönetsel mecraya evrildi. Bu bağlamdaki etkilerini belki açmakta yani ben, yarar var diye soruyu doğru, ilerlemek onu, istedim. Doğru, onu vurgulamam ama ben de şunu diyorum işte. Yani 15 Ağustos atılımı sadece Rojava devrimiyle etkilenmedi. Araplar ya da işte Ermeniler yani Suriyeliler. Tam öncesini diyorsunuz. Önceki süreç etkiledi. Fakat açığa çıkaran nokta, görünür kılan nokta nedir? Rojava devrimi oldu. O açıdan ben onu özellikle vurgulamak istedim. Evet. Yani şöyle mesela 15 Ağustos atılımı nasıl gelişti? Yani aniden ortaya çıkan bir hareket olmadı ki. İşte ideolojik alan, politik mücadele ardından da diyelim ki askeri mücadele. Şimdi bu olunca da yani 30 yıldan fazla diyelim ki Orta Doğu PKK izledi yani. Başkanov onun analizlerini diyelim ki okudu, izlemeye başladı. Gerilla evet. mücadelesini diyelim ki anlamaya çalıştı. 15 Ağustos'un sonuçlarını diyelim ki kendilerine nasıl diyelim ki etkileyebileceğiyle ilişkin olarak birçok analizlerde bulundu. Rojava devrimi tabii dediğiniz gibi orada diyelim ki ideolojik olarak daha çok etkilenme oldu. Politik olarak daha çok etkilenme oldu. Ve özellikle kadın öncülüğünde gelişen devrim deyim evet. yerinde ise patlamaya yani 15 Ağustos'un görünür kılma anlamında bir patlamaya neden oldu. Ve niye biraz önce aslında Araplardan bahsettim. En çok fazla Arap kadınları etkilendiğini. Geçen bu yıl aslında bu yıl 8 Mart etkinliklerine en fazla katılan Arap kadınları oldu. Ben özellikle görüntüleri çok izledim yani. Raqqa'da işte 8 Mart Kadın Günü'ne ilişkin olarak yapılan etkinlikte Kürtlerin 10 katından daha fazla Arap kadınları katılmıştı. Ama ben, o noktaya gelmek için tabii, de Daesh ben, gibi bir belayı bitirmek tabii, lazım. Ben onun için soruyorum. Yani bu yani. Arap kadınlarının gerçekten de sadece Rojava devriminde mi bu kadar değişime dönüşüme uğradı? Yoksa önceki süreçte işte izlemeleri, görmeleri, değerlendirmeleri, analiz etmeleri işte Rojava devrimiyle birlikte ortam oluştu. Zemin ortaya çıktı. Hı hı. Örgütleme biçimi iradesi diyelim ki netleşti. Arap kadınların kendisini ona dahil etti. O açıdan evet. Aslında sadece Orta Doğu da değil. Madem ki gelmişken de ben dünyadaki birçok hareketleri etkiledi aslında. 15 Ağustos ve ardına gelişen işte mücadelenin Devinci sonuçları doğru. itibariyle söylüyorum. Latin Amerika'yı çok etkiledi yani. Mesela gençleri çok etkiledi, kadınları çok etkiledi. İşte evet. görüyoruz mesela televizyonda Latin Amerika'daki kadınların yürüyüşlerini görüyoruz, gençlerin yürüyüşlerini görüyoruz. Niye görüyoruz? İşte Rojava devrimini selamlama, Rojava devrimindeki mücadeleye omuz verme, Kürdistan'dan yapılan herhangi bir katliam, herhangi bir soykırım karşısında destek verme, danışma içerisinde bulunma anlamda sen orada evet. görebiliyorsun ki gerçekten de hem Latin Amerika'da mesela Avrupa'daki işte gençler, kadınlar, devrimci güçler, demokratlar, aydınlar en yakında bizim basın alanı çok fazla izliyor. Yani demek istediğim sonuçta Kürdistan devrimi aslında evet. 15 Ağustos'uyla birlikte başlayan daha sonraki süreçte politik olarak, yaşamsal olarak, ideolojik olarak etkileyen çok güçlü sonuçları ortaya çıkardı. Sonuçlar ortaya çıkar diyorsun. Sarı arkadaşım sizinle de biraz bölge halklarına etkilerdi ama kısmen Sayın Kav da söyledi ama özellikle bölge kadınları, bölge kadınlarının devrimci mücadeledeki etkilerini biraz ayrıntılarıyla anlatmanızı isteyeceğim. Hem Rojava boyutunda hem tabii diğer boyuta da doğrusu değinirseniz seviniriz. Yani dünya kadınları açısından ne anlam ifade etti? Askeri boyutun siyasal boyutta yansımalarıyla birlikte değerlendirdiğinizde. Bugün aslında 15 Ağustos'la başlayan süreç Kürt hareketi açısından aslında erk ve erkekliğe yönetilmiş en büyük tehdit haline geldi Orta Doğu coğrafyasında.
Yani bu halklar açısından da bu cephesinden baktığımızda bu böyle. Kadınlar cephesinden baktığımızda da bu böyle. Bunun biraz özel de Orta Doğu coğrafyasının kimi özellikleriyle de bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bir, yani 100 yıldırdır, bir asra aşkındır aslında emperyalist güçlerin, kapitalist modernite güçlerinin Orta Doğu coğrafyasında yarattığı, izlediği bir strateji var. Böl, parçala, yönet, mezhep savaşı çıkart, halkları birbirine kırdır. Yani bu tarzda aslında uygulanan bir strateji var. Yani bu artık her dönem güncellenen biçimiyle Orta Doğu coğrafyasında uygulanıyor. Bunun karşısında işte Kürt Özgürlük Hareketi'nin yarattığı bir paradigmasal duruş var aslında yani. Hani 15 Ağustos'ta başlayan işte o ifade edilen ideolojik, politik, siyasal, toplumsal güçlenmeyle birlikte, o paradigmasal dönüşümle birlikte aslında Orta Doğu coğrafyasında kapitalist modernite güçlerinin bütün politikalarına bir meydan okuyuş ortaya çıktı. Evet. Bunun elbette ki halklar üzerinde çok derin etkileri var. Yani bu sadece böyle söylemsel düzeyde kalan durumlar değil. Yani bunu söyleyen birçok devrimci örgüt olmuştur. Belki Orta Doğu coğrafyasında da çıkmıştır bu örgütler. Fakat bunu hayat bulması, yaşamsal kılınması, bir gerçekliğe dönüştürülmesi, yani somutlaştırılması gerçekten Kürt Özgürlük Hareketi'nin açısından bakıldığında işte esas kalıcı etki bırakma nedeni, esas inandırıcılık nedeni, esas olarak da karşılık bulma nedeni biraz buna dayanıyor diye düşünüyorum. Yani bu anlamda hem kapitalist, modernist ve emperyalist güçlerin bu politikalarına bir meydan okuyuş oldu. Hem de bunun alternatifinin inşa edilmesi süreci yaşandı. Adım adım inşa edildi. Yani elbette bu sadece Rojava devrimiyle gerçekleşen bir süreç değildir yani. Rojava devrimi bana göre bunun bir sonucudur yani. Hani Fuat arkadaş da ifade etti. Hani bu öncelikle öncesine dayanan bir örgütlenmenin, bir çalışmanın, bir işte toplumsal anlamdaki örgütlenmelerin, ilişkilenmelerin de aynı zamanda bir sonucudur yani. Böyle bakmak gerekiyor. Özellikle hem işte İran rejimi açısından işte Rojava Kürdistan'ındaki örgütlenme çalışmaları, hem Irak rejimine karşı Güney Kürdistan'daki örgütlenme çalışmaları, hem Suriye rejimine karşı işte Rojava Kürdistan'ındaki çalışmalar, Türkiye'deki çalışmalar aslında bir bütün bu paradigmasal duruşla, bu ideolojik duruşla alakalı olan yanlardır ve bunlar gerçekten adım adım bir gelişme gösterdi. Halkların demokratik konfederalizm fikriyatı zaten bir bütün bunu ifade ediyor. Ve Rojava ile birlikte, aslında Rojava'da gerçekleşen işte devrimsel süreçle birlikte, orada oluşturulan sistemle birlikte bütün halklar şunu gördüler. Gerçekten de Orta Doğu gibi karmaşık siyasal ilişkilerin hakim olduğu kaos ortamında bile halklar bir ortak yaşayabilir. Halklar birlikte aslında mücadele edebilir. Emperyalist güçlere karşı birlikte mücadele edebilir. İşte emperyalist güçlerin yarattığı tarihin belki en lanetli, en barbar gücü olan IŞİD'e karşı durabilir, yenebilir. Onların işte alanlarını tamamen kapatabilir. Yani bu noktada bunun inancı, umudu aslında bir gerçekliğe dönüştü. Yani bir, orada somut bir pratiğe dönüştü. Bütün bunlar tabii ki halklar üzerinde çok derin etkiler bıraktı. Yani tabii ki karşı saldırıların da bir nedeni budur. Fakat özellikle halkların bu anlamda birlikte mücadele etme, birlikte yaşama, birlikte adilce ortak bir yaşam kurulabileceği, başka bir Orta Doğu'nun mümkün olabileceği fikriyatını aslında bu hareket oldukça somut bir şekilde bütün halklara gösterdi. Yani evet, kadınlar cephesinden de bu böyle geçerli. Kadınların belki de işte cinsiyetçiliğin bir rejime dönüştüğü, cinsiyetçi bir faşizm diyebileceğimiz nitelikte, yani cinsiyet faşizminin yaşandığı bir coğrafyada hem toplumsal normların, feodal değerlerin çok çok köklü olması, hem devlet sistemlerinin çok fazla İslami ve aynı zamanda erkek egemen yapılarda olduğu bir coğrafyada işte kadınların hem bir toplumsal sistemin inşa edilmesinde, hem gerçekleştirilmesinde, hem de bunun öz savunmasında bu kadar etkili olabileceğini kadınların görmesi,
aslında kadınların klasik o mağdure olma pozisyonundan çıkması, elbette bir kadın öz savunma ordusunun oluşması, kadınlar cephesinde de gerçekten büyük bir öz irade, özgüven ve bir özgürlük umudu yarattı denilebilir. Bunun Orta Doğu'daki bütün kadınlar açısından işte kadın konfederalizminin oluşturulması, bir kadın toplumsal sözleşmesinin ortaya çıkması, bir kadın partisinin ortaya çıkması, bir kadın kurtuluş ideolojisinin perspektifinin ortaya çıkması, bunun öz dinamiklerinin yaratılması, öz örgütlenmelerinin yaratılması, bütün bunlar işte hayal gibi görülen ya da ütopya olarak görülen birçok şey bu coğrafyadaki kadınlar açısından aslında birebir yaşam buldu, gerçekleşti, somut bir realiteye evet. dönüştü. Bütün bunlar elbette sadece bölgeyi de etkisi, evet. bölgeyle de sınırlı kalmadı ve dünya kadınlarını da etkileyen, dünya kadınlara da, kadınlarına da model olan bir gerçekliği açığa tabloya çıkardı dönüştü. Diyebiliriz. Tabloya dönüştü diyorsunuz. Peki, teşekkürler. Son turumuz ama burada biraz da aslında güncele getirerek konuşmak istiyorum, sormak istiyorum. Şimdi Kenan Evren'den Süleyman Soylu'ya kadar bir bitti bitiyor sereratı var. Habire bitiriyorlar ama her ne hikmetse. Bugün de çok ağır bir saldırı var. Özellikle Metin Azap Avaşin'de. Bugün için değerlendirdiğinizde tabii hem askeri hem siyasi boyutuyla ilgili şöyle bir 5 dakikalık özet yapsanız bize sevinirim. Belki zamanı da kalan son süremizde verimli kullanalım diye. Tabii işte Evren de o 72 saat vermişti. Evren de demişti. Hatırlıyor musun? Biliyor musun? Ben hatırlıyorum hani. Eşka'yı biz bitirdik. O zaman Eşka diyorlardı. Biz bitirdik. Turgut Özal hatırlıyorsun o zaman Antalya'da yani 84 atılımı yaparken tatildeydi. Bir avuç Eşka mı demişti, terörist mi demişti, o belleme yapmıştı. Bir hafta içerisinde onların sonunu getireceğiz demişti. Hatta tatili bırakmakla dolayı çok büyük eleştiri de neden olmuştu. Ya da öyle bir açıklamada bulundu onda. Ardından birçok... O zaman Çapulcu demişti. Çapulcu demişti, doğru. O biliyoruz, ondan sonrası birçok İçişler Bakanı, Dışişler Bakanları, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları ortaya çıktı. Hepsi de aynı berlemelerde bulundu, aynı açıklamaları yaptı. İşte terörün... Ama haklarını yemeyelim, gelişme var. 72 saat, Çapulcu, evet, hemen evet. biter. Süleyman Soylu 3 ay sonra, 5 ay sonra. 3 ay sonra falan demişti. Arada belki nüans farklar vardı işte günler falan. Ama en nihayetinde hepsi aynı biçimde. Bitireceğiz, tüketeceğiz demişlerdi. Zaferi elde edeceğiz demişlerdi. İşte bunun için toplumu ayaklandırdı. Bunun için askeri alanlar oluşturdu. İşte havadan, yerden, gökten, denizde bütün maddi ve manevi varlığını aslında bu alana aktardı. İşte açlığın esas nedeni, ekonomi iflasın nedeni, siyasal krizin nedeni, ordunun içerisindeki çelişki ve çatışmanın nedeni, Türkiye ile Amerika arasında zaman zaman yaşanan gelgitlerin esas nedeni, yine Orta Doğu'da yaşanan bütün çarklar nedeni bu yani. Yani Türkiye bağlamında ben söylüyorum. PKK'yı bitirecek, gerilayı bitirecek, 15 Ağustos etkisini ortadan kaldıracak. Dolayısıyla Türkiye kendisini yeniden inşa etmiş olacak. Peki bu i̇şte, 8 yılda aynı şeyi tekrar edip başaramamaktan sonra niye politikayı değiştirdiler? Ama sonuçta sömürgecilikte biliyoruz yani sömürgecilik, işgalci bir güçten biz bahsediyoruz. İşgalci güç askeri olarak yenilmediği sürece, askeri güç olarak tamamen kırılmadığı sürece, söküp atılmadığı sürece her zaman konuşur yani. Her zaman konuşur, her zaman tartışır ve her zaman özellikle eskisini tekrarlar. Böyledir yani. İşte Amerika aynısını yaptı, Fransa aynısını yaptı, işte Cezayir, Latin Amerika'daki ülkeler aynısı yaptı. Şu anda aynısı Amerika'da yaptı. 90'da beri diyelim ki Orta Doğu'ya yapmış olduğu müdahaleler var, işgal var. Devam ediyor yani sonuçta. Ya demek istediğim işgalci güçler, sömürgeci güçler bir bütün olarak aynı mantığı savunurlar, aynı anlayışı savunurlar. Birisi belki biraz daha teknik kullanır, birisi belki daha yerelde, karada daha fazla kullanır ama sonuçta vardıkları nokta aynı, hepsi bozgun olmuştur. Vardıkları nokta hepsi aynı, hepsi yenilgi olmuştur. Roma İmparatorluğu'ndan tutalım, işte Amerika'nın Vietnam'a karşısındaki bozgunundan bozgununa kadar, oradan bugüne kadar bütün işte ulusal kurtuluş hareketlerinin hepsi zaferiyle sonuçtan eylem, etkinlik ve mücadelelerden tabii dem vurma ihtiyaç vardır yani. Kürtler açısından da bu böyledir, Türkler açısından da bu böyledir, devletler açısından da bu böyledir.
Amerika açısından da bu böyledir yani. Dolayısıyla bitmeyeceğini, yani bu 15 Ağustos atılımıyla ortaya çıkan o görkemli mücadelenin sonuçları artık kültürel bir yaşama dönüştüğünü, bilince dönüştüğünü, içselleştirdiğini, işte o ilk kurşun dediğimiz korkuyu tamamen yendiğini, cesur bir halkı ortaya çıkarttığını, gerçekten de cesur bir halkı, işte çok fazla baskı olmasına rağmen, şiddet olmasına rağmen, kırım olmasına rağmen, diri diri fırınlara atılmış olmasına rağmen, işte o yapılan diri diri insanların yakılmasına rağmen, sadece bugünü söylemiyorum yani. İşte Koçgiri'den, Şeyh Said ayaklanmasından, Dersim'den, Zilan'dan, Ağrı'dan, yani böylesi cesur bir halk var ve kimliğine gerçekten de bağlı. Ona inanabileceğini düşündüğü askeri güce, siyasi güce çok müthiş bir derecede bağlılığını gösterebilen bir hal gerçekliği var. Bu hal çıkmış ortaya yani. Böylesi bir hal gerçekliği var. Dolayısıyla Soylu'nun işte açıklamaları, değerlendirmeleri, Erdoğan'ın özel planlamaları, yine Erdoğan'ın özel konseptleri, tasfiye konseptleri, bunlar elbette ki sonuçta bedeli çok daha fazla ağırlaştırıyor yani. İşte Orta Doğu'da PKK'nın etkisi vardır. Başkan APO'nun etkisi vardır. Gerilla'nın etkisi vardır. Askeri bir güçtür yani en nihayetinde. Birçok devlet başkanı idam edildi. Birçok devlet alt üst oldu. İlişkiler çok daha değişik bir pozisyona dönüştü. Ama Gerilla'nın yürütmüş olduğu mücadele, PKK'nın yürütmüş olduğu mücadele devam ediyor elbette. Evet. Zaman zaman belki bazı ağır süreçlerle karşılaştığını da çok elbette ki biliyoruz. İşte örgütsel krizlerin ortaya çıkışı, tasfiyeciliğin ortaya çıkışı, uluslararası güçlerin koalisyon biçiminde Gerilla'yı denim ki çembere alınması, şu an güneyde KDP eksenli bazı yönlendirmelerin yapılması, bunların hepsi tabii ki Türkiye Devleti'nin ve uluslararası güçlerin, özellikle bazı güçlerin PKK'nın yaratmış olduğu Orta Doğu'da kurmak istediği sistemi bertaraf etme çabalarıdır. Bana Süleyman Soylu işte kaç yıl önce söylemişti. Fakat o büyük ihtimalle gidecek yani yakında. Hepsinin başını yedi, onun da başını yiyecek diyorsunuz. Evet, gidecek yani sonuçta. Peki. Ama PKK var olmaya devam edecek. Peki. İlk kurşunun etkileri daha da görkemli biçimde peki devam edecek. Ve en önemlisi, Kürt halkını artık inanmıştır. Yani özgürlüğe inanmıştır. Demokrasiye inanmıştır. Orta Doğu'da onurlu bir halk olarak yaşayabilme inancını oluşturmuştur. Ve bunu peki kim yapabileceğini diye düşündüğümüzde elbette ki demin anlattığım inandığı bir güç var. Bir o kuvvet var. Ona inanıyor. Ve bu anlamda önümüzdeki süreçte de bedel ağır da olsa Kürdistan'da gelişen ulusal kurtuluş mücadelesi çok daha önemli bir aşamaya varacağına inanıyorum. Yani bunu peki herkese bir şey yani bu anlamda. Peki. Biz bu bağlamda size de Saray arkadaşım sormak istiyorum ama özellikle işte 12 Eylül'de bir Kenan Evren Karabasan gibi çöktü. Öncesinde var Kemalizmin farklı türevleri ya da sömürgeciliğin farklı türevleri hep baskı ve zorla Kürt halkına yöneldi. İşte şimdi de tüm toplumun başına çöreklenen, çöken bir Erdoğan faşizmi var ama buna karşı da özellikle geliştirilen bir birleşik mücadele anlayışı var. AKP-MHP faşizmine karşı halkların birleşik mücadelesi, savunusu var. Bu bağlamıyla düşündüğünüzde günümüz günceli açısından nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Ya da bu mücadelenin başarılı olması için gerçekten hangi siyasal yaklaşımın benimsenmesi, ilerlemesi gerektiğini söylemek mümkün? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Türkiye'de ırkçılığın, faşizmin kökleri çok daha derinlerde. Yani bu sadece Erdoğan'la başlamadı, AKP-MHP faşizmiyle başlamadı fakat farklı bir boyut kazandı tabii ki. Biz bunun yani Türkiye Cumhuriyeti temellerini ırkçılık üzerine, teklik üzerine, faşizm üzerine atmış bir devlet yapısı ve soykırımı, farklı kimlikleri, farklı inançları, farklı kültürleri soykırım üzerinden bir strateji benimsemiş bir teklik yapısı yani bu yapı. Bunu bütün tarihsel süreçlerinde de işletmiştir. Yani belki Osmanlı döneminde bu işte eşiktekini eşikte, beşiktekini beşikte katlet mantığıyla geliştiriliyordu.
Fakat işte biz Türkiye Cumhuriyeti dönemiyle birlikte o itaat terakki zihniyetinin gerçekten köklü bir şekilde bu devletin köklerinde olduğunu biliyoruz. Yani özellikle de Kürt halkına karşı bu stratejinin çok daha vahşi bir şekilde günümüze kadar sürdürülmesi durumu söz konusu. Fakat bu sadece Kürt halkına karşı değil, gerçekten artık AKP, MHP faşizmiyle birlikte, iktidarıyla birlikte, ortaklığıyla birlikte aslında çöktürme planıyla devreye sokulan sadece Kürt halkı da değil, Türkiye'deki bütün halkların, bütün kültürlerin, bütün kimliklerin aslında hizaya ve nizama getirilmesi çabası söz konusu. Biat ettirilmesi çabası söz konusu. Yani bu anlamda bugün eğer Türkiye'de kurumsallaşmaya başlayan, artık kitlelere de yedirilen, kitleselleştirilen faşizmin bu zihninin önünde durmak isteniliyorsa, elbette halkların, devrimci bütün dinamiklerin, bütün kültürlerin, bütün renklerin, bütün inançların bir araya gelip ortak bir birleşik cepheden bu faşizme karşı dur demesi gerekiyor. Çünkü sorun artık sadece Kürtlerin sorunu da değil yani. Hani bu aşamada öyle bir noktada Türkiye halklarının tümünün nefes boruları kesilmiş durumda. Tümünün aslında bütün hak, adalet adına bütün taleplerinin önü kesilmiş durumda. Yani nerede bir yaprak kıpırdasa gerçekten zulüm çarkı devreye sokuluyor. Yani bu anlamda bundan çıkışın hem tarihsel anlamda referansları böyledir, hem güncel referansları böyledir. Yani faşizm önünde ancak halklar birlikte mücadele ederse, eğer birlikte ortak bir program kapsamında ve gerçekten somut adımlarla birlikte bir mücadele örgütleyebilirse, bunu örebilirse faşizm yıkılabilir. Evet, ifade edildiği gibi yani Hitler faşizmi yıkılmışsa, Franco'nun faşizmi yıkılmışsa, Mussolini'nin faşizmi yıkılmışsa, elbette Erdoğan MHP faşizmi de yıkılacaktır yani. Hani bu anlamda bunun karşısında durmanın da en temel yolu tabii ki halkların birleşik mücadelesinden ve birleşik bir mücadele stratejisinden geçer. Yani bunun adımları var, çabaları var Türkiye cephesi açısından. Fakat henüz ben özellikle Türkiye'deki mevcut gerçeklik, realite göz önünde bulundurulduğunda bunu çok daha güçlendirilmesi, çok daha somut adımlara dönüştürülmesi, çok daha artık açıklamaların ötesine geçen, yani işte bu yönlü güç birliklerinin açıklamaları, çağrıların ötesine geçen, somut eylemselliklere dönüşen, somut planlamalara dönüşen bir yaşamsal karşılığı olan bir evreye geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Açıkçası faşizm elbette yenilir. Fakat bunun da temel yolu dediğimiz gibi halkların bu birleşik mücadele gücünü pratikleştirmesinden ve sokaklardan geçer diye düşünüyorum. Evet, faşizmi yenmek hem Türkiye'de hem Kürdistan'da güçlü birlikteliklerin de eseri olacaktır. Sara Aktaş, evet, çok teşekkürler. Zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Sayın Fuat Kaf, size de çok teşekkürler. Zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Evet sevgili izleyiciler, Medya Haber'de gündemin sonuna geldik. Haftaya tekrar yeni gündemlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.